Garibu Kafi sunar. En iyisi, en güzeli, en günahkarı bir içecek nedir? Kahve. Dünyanın ilk kahvehanesi İstanbul'da. 1554 yılında tahta Tahtakale, Nedik'te ilk kahvehane açılıyor. Arkasından Fransa, Süleyman Haki, inanılmaz bir hikaye. Çok ilginç bir tiyatro oyununa sebebiyet. Anlat ediyor. hadi bize de. iyi kahve herkesin iyisi kendine midir? Yoksa gerçekten iyi kahve diye bir şey var mıdır? Türk kahvesi bir kahve çeşidi değil. Bir kahve çeşidi değildir. Aynı espresso'da olduğu gibi. Yani espresso da bir kahve çeşidi değil, bir yapım yöntemi. Genelde biz mesela kaynatıyoruz Türk kahvesi. Hayır, kaynatma olması lazım. Acılaştırıyor. Nasıl e yapılır? Söyle. En basit şekliyle... Harem de farklı değil mi? Yani orada fincanlar bile farklıymış zaten. Fincanlar da farklı. Orada da kahve ocakları var ama haremin bence en ilgi çekici noktalarından bir tanesi Neyi? değil İyi bir filtre kahve içmek için hangi tarz kahveye yönelmeliyim mesela? Bunu <laughs> bir şeyi var mı ya da filtre kahve yapmanın bir tüyosu var? Olağanüstü bir mekandayız. Üstelik hiç görmemiştim ben. Buraya neresi burası? Burası Raffles İstanbul Exclusive Lunch ve böyle özel davetlerde açılan bir mekan. E, bizim de davetimiz programımız artık ilk bölüm özel olduğu için de bu kadar güzel konuklarla beraber burada ağırlayacağız. Evet. biz her ay böyle buluşmalar gerçekleştireceğiz. Özel mekanlarda özel dostlarla oturacağız. Bir taraftan da bu özel dostları her yere sadıramayacağımız için sizlere <laughs> ulaşmak için sosyal medyadan YouTube'umuzu yayınlayacağız, daha kısa videolarımızı yayınlayacağız ve biz kahve bahane diyeceğiz. Kahve bahane değil, sohbeti şahane hale getireceğiz. Sohbeti şahane hale getireceğiz. Şimdi Cenk şey derler ya hep böyle. Hadi gel bir kahve içelim. Ben de dedim ya, <laughs> hadi gel bir kahve içelim. hazırlanırken Evet evet. Herkes. E, bu, hadi gel bir oturalım, soluklanalım. Hadi gel bir kahve içelim, dertleşelim içindir değil mi? Ya kesinlikle kahve bahane sohbet şahanenin o e, kahvesi Türkçe'ye o kadar güzel anlamsal olarak oturmuş ki kahve her şeyin bahanesi oluyor. Sohbetin evet. de bahanesi. Aynen. Dertleşmenin bahanesi. İşte geldi yorgunluk kahvesi. Yorgunluk kahvesi. Ya. Bir de mesela hadi gel ya bir kahve içelim. Hani yorulmuşsun sen. o e, Bir derdin var. dönem değil. böyle annelerimiz evet. zamanında vardı değil mi? Evet. Eski dönemlerde vardı. Evet. Da, evet. Çok evet. Ee, ama Anadolu'da küs barıştıran kahvesi var mesela. Aa, ne güzel laf küs barıştıran. Küs barıştıran değil. Hatta dargın barıştıran küs. Dargın barıştıran. mı? Ee, bunun nedeni de kahveyi bahane edip o sohbetlere dahil etmesi ve iki tarafı da uzlaşmaya davet etmesi ve barıştırması. Ne güzel ya. Bir de şey vardır bizde. Erkeklerde var mı? Emin değilim ama o kadınlar. Hadi gel bir kahve içelim. Gel dedikodu yapalım. Ha, olmaz mı canım? <laughs> var mı erkeklerde de? <laughs> erkeklerde kahveyle bağdaşın bağdaşmaz mi oldu. Evet. Erkekle bağdaşan daha e, ilginç bir durum var. Nedir? Cilbeli kahve var. Cilbeli Osmanlı'dan kahve. Tabii Nedir tabii. o söylesene. Cilbeli kahve şöyle. kız isteme dönemlerinde e, gelen aile ve oğlan. Tabii ki bir flörtleşme ya da görücü usulü olduğu için flörtleşme. Hmm. Evet. Hem oğlanın ailesi ve kızın ailesi bakımından hem de kız tarafından oğlan tarafı beğenilmez ise e, kahveye tuz atılması. Var. Evet onu biliyoruz. Evet, bu, bu çok bildiğiniz. ince bir detay evet. ama bütün aile bireylerine atılıyor ki Allah'ın emri peygamberin kavli safasına geçmeyin misafir olarak ağırlayalım ve sizi yolcu edelim. Bak ben biz öyle bilmiyorduk. Zannediyorduk sadece cilveleşme. Hani cilveli kahvede ha. kızın gönlü varsa ve ailenin onayı varsa Türk kahvesinin üzerine. Ee, dövülmüş bademle doldurulur. Yanında kaşıkla getirilir. Ay bunu hiç bilmiyorum. Ve kız da biraz böyle cilveli getirilmiş. Hani o, o kadarını ben de bilmiyorum. <laughs> Ama güzel. cilveli kahvedeyi geçiyor. Vay tuz demek ki hadi gidin demek biraz da. <laughs> gidin demekten ziyade e, o safhaya geçmeyin. Çünkü ha. o kadar büyük bir saygı var ki geçerseniz evet. sizi reddedeceğiz. Kabul <laughs> etmeyeceğiz. Reddedilmeyin. Misafirimiz olarak kahvelerimizi içelim, sohbete edelim ve sizi yolcayın. Bu çok güzel bir, çok e, güzel. Bir ben de sanki. çok sevdim hakikaten. Şimdi ben bir kahve tutkunuyum ama tabii senin yanında haşa Hani e, gerçekten Cenk Girgin ol deyince kahve zaten o kadar kitap, o kadar danışmanlık, mitiş dersler. Ders veriyorsun yani düşünsene evet. Okan Üniversitesi değil mi? Evet Okan Üniversitesi. Ve dersin ismini söylesene ilk ders herhalde başka evet. yok öyle bir i̇lk ders. tek şu anda evet. 6 yıl oldu kahve bilimi ve uygulamaları. İnanılır gibi değil hakikaten. Daha biz bu sohbetlerde bunları konuşacağız ama şunu merak ediyorum Cenk. Yani tarihine baktığın zaman Anadolu'dan diyorlar kahve. Doğru mu şimdi herkes... Doğru diyecek ki ya, ya Brezilya var bak Kolombiya var bilmem ne var. Anadolu'dan mı gerçekten? Yok gerçekten Anadolu'dan. Şöyle biz bütün tarih kayıtlarını incelerken ben keza kitaplar içerisinde için daha büyük araştırmalar yapmışım. Bir tarihçi değil. Hı. Ama e, kayıtlara bakıldığında evet Yemen'de keşfi ilk geçecek olarak ve Osmanlı topraklarına dahiliyeti hı hı. E, dünyanın ilk kahvehanesi İstanbul'da. Ya. 1554 yılında Tahtakale. Ne güzel fotoğrafları var. Hatırlıyorum ben o fotoğrafları. Anlamaz. Müthiş fotoğraflar. Bir gravür var. Ben o gravürü 8 e, sayfa anlatmıştım. Ama 20 kütür sayfa anlatan bir tez gördüm. Yani bir gravürden, bir kah ilk kahvehane gravüründe neler çıkıyor neler. Mangalı Benim söylediğim herhalde daha sonraki fotoğraf dediğime göre. Aynı dönemler ama. Aynı yani dönemler. O, 60 ha? yıllık dönem. Ortada havuzlu genelde. Havuzlu olan, olur. evet. Yani müthiş bir sosyalleşme alanı. Adamların tipleri, oturuşları falan böyle baya baya moda ikonları gibi. Çok ilginç tipler yani. Böyle Tabii orada çok ilginç konular da konuşuluyordu. Hmm. Devlet hakkında da konuşuluyor. bir kapatılma tabii, sebepleri. Tabii. Ve onun için havuzun olma sebebi o. İki tane daha doğrusu sebebi var. Birisi e, su sesinin insanı dinlendirmesi ama iki konuşulan konuların duyulmaması. duyulmaması. Ben Suriye'ye gittiğimde onu ilk hissetmiştim. Bir yerde orada. orada da biliyorsun o derin devlet çok şeydir ya her yer su, şeyli havuzlu her yer sordum ne demişlerdi ki sizin sesinizi duy yani konuşulanlar Duylamasın duyulmasın diye. diye. Peki asıl bir papa hikayesi var onu hatırlatsana. işte Osmanlı'dan <laughs> e, kahve zamanında üç e, taraftan geçiyor. Birincisi Venedik'ten Nurbanu Sultan'da, ikincisi bir şey. ve Venedik'te ilk kahve yani açılıyor. Arkasından Fransa, Süleyman'a ki inanılmaz bir hikaye. Çünkü eee ...çok ilginç bir tiyatro oyununa sebebiyet Anlat yapıyor. hadi bize de, hadi. O zaman, şimdi hoş sohbet Süleyman Ağa var. Hmm. E, ve Fransa ile arasında Osmanlı'nın ciddi problemler var... ...ve Osmanlı elçilerini geri çekiyor. Sonra e, neler olup neler bittiği ve olayın çözümlenmesi için... ...Padişah Süleyman Ağa'yı elçi olarak gönderiyor yanındaki heyetlerle. Neyse uzatmayın, Fransa'ya gidiyor. Paris'te hmm. yaklaşık 3 ay, 4 ay yakın ağırlanıyor. Ama Toulon Limanı'nda müthiş bir devlet karşılaması... Osmanlılar işte geri adım attı diye hmm. sevinen ve inanılmaz bir şaşayla ki altın ipliklerle bezenmiş elbiseler dikilmiş kralın giydiği işte perdeler verdiler. altın ve bu şekilde ilerlerken 3 ay sonunda Süleyman Ağa'yı kralın karşısına çıkartıyorlar ve birazcık böyle Osmanlı'ya dalga geçmeye çalışırken Süleyman Ağa'nın çok güzel birkaç çocuğuyla kral orada birazcık zor bir duruma düşüyor. Ve o sıra orada birisi var. Ben diyor ki onu çağırın. Bir tiyatro oyunu yazsın. Ve Osmanlıları biz rezil edelim. Ama o tiyatro oyunu artık sanatçılığın verdiği kişilikle mi? o kadar objektif ve olduğu gibi yazıyor ki e, Fransa sokaklarında oynanırken halk krala gülüyor ve kral halk içine çıkamaz hale geliyor. Aha, ne hoş hikaye ki, Oradaki kişi Molière. Yazılan oyunda kibarlıkla dolus. Öyle mi yazılmış? Ee, ne diyorsun? Bu kadar da Fransız ve, kültüründen geliyoruz ve bilmiyorum ben bu işi. Çok ilginç bir şey var. Ben kitapta bunu bahsetmiştim. Daha sonra Molière'in anılarını yazan yanındaki yardımcısı Beatrice diye hatırlıyorum. Şimdi yanılabilirim ama. O olayla alakalı söylediği söz beni çok etkiledi. Molière kariyeri ve hayatı boyunca sona hiç bu kadar yaklaştığını hissetmemişti. Yani Molière artık kellenme gidecek dedi. Yoksa bir oyun yüzünden neler evet, olacak neler başıma bir neler oyundur gerçekten. Demet buradan esinlenmiş. Vay, çok ilginç. Şimdi Avrupa'ya geçiş böyle ve Viyana'yla da devam ediyor. Peki Papa'ya geçiyoruz hikaye. şimdi. Papa'daki hikaye e, İtalya'yı geçtiğinde Müslüman <laughs> içeceği diye Papa'nın yasaklaması. Yani kahvenin aslında Anadolu'dan geldiğini evet. en büyük kanıtı bu da olsa en gerek büyük değil mi? En bir tanesi bana geliyor. Saklanıyor. Ne kadar ya, süre çiziler, yasaklanıyor? Çekiler meçiler anlatılıyor <laughs> Kahve evet. buradan gidiyor ve sonra dediği ve e, fermanlarında yer alan ki Venedik'teki arşivlerde olduğu söylendi. Tabii ki ben göremem Hı -hı. ama e, bu kadar güzel bir içeceği sadece Müslümanların içmesi çok adil değil diyerek yasağı kaldı kaldırıyor. kaldırıyor. Hatta ünlü bir söz vardır değil mi? Hani kimin söylediği belli olmaya. E Honoré Balzac. Balzak mı hani böyle bir o, tartışmalıdır biliyorsun evet. ya hatırlatsan onu o cümleyi uzun bir cümle gerçekten. Şöyle de. hatırlatalım en azından. en iyisi en güzeli en günahkarı en evet. yani kadar her gece cehennem, kadar karanlık cehennem kadar sıcak, cehennem, kadar sıcak değil, falan içecek. böyle bir içecek nedir kahve. Ne kahve. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten de. Kahve bence çok güzel. Şimdi ben buradan biraz şeye gitmek istiyorum. Elimde de biliyorsun Amerikanocuyum ben. Çok seviyorum Amerikan'ı. Filtre kahveyi de çok <laughs> seviyorum. Ama şunu soracağım. Biraz cahilce bir soru belki. C Şöyle soracağım. Yani şimdi hani vardır iyi şarap ya da iyi bilmem ne, iyi kahve. Herkesin iyisi kendine midir? Yoksa gerçekten iyi kahve diye bir şey var mıdır? Aslında ikisi de doğru. Hı. Yani çünkü bu gastronomik bir şey. E tabii ki te teorik olarak e, iyisi olan ve kriterleri olan kahveler var. Yani kahvedeki marjinal hataları geçiyorum. Hani hmm. yanması gibi ya da çok az kavrulması gibi. Onu Ya da yanlış demlenmesi sen. gibi hataları yani kaynatılması, sıcak sularla haşlanması, acılaşması gibi gibi gibi, gibi problemleri geçtim. E, teorik olarak bir kahveyi evet çok iyi bir not alması mümkün. Hmm. E, i̇yi olabilir ama sizin hoşunuza gitmediği zaman ben hep bunu diyorum. Hiçbir işe yaramıyor. Yani ben dünyanın en önemli dört kahvesi arasında geçen mesela bir kahve, iki Jamaica mu oldum. Hmm. Yani çok az rekolite çıkar ve çok yüksek e, notalı bir kahve. Mesela ben ondan çok keyif almıyorum. Şimdi sana göre, göre, göre değil. Ama bana evet. göre değil ama Aha. dünyanın en iyi 5 kahvesi, 4-5 kahvesi arasında. Peki neye göre seçmeliyiz sence? Yani sadece tat mı yoksa mesela şeyler de vardır ya işte bazısını uyutmaz. Öyle şeyler de vardı. Doğru mu? O efsaneler mi yoksa? Tabii, uy, uy, uyutmaması kafeinle alakalı. Evet. Yani içtiğiniz kafeinin toleransınızla alakalı değişiyor. <laughs> ee, günlük 3 fincan kahveyi biz öneriyoruz. Yani bir insanın 400 mg kafein bakmayın, almalı. Ben bilir. bundan kaç tane içiyorum? Ben Çok seviyorum. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Bir öğretmenlerin dediği gibi yani söylediğimi yap yaptım yap. Ya değil misin gazeteci yani bir önce bununla dolaşıyorduk biz hep yani hala da dolaşacağız dur bakalım. yani kafeinin öyle bir etkisi var. Evet. <laughs> e, kafeine bağlı bütün içeceklerde olduğu gibi ama evet. e, bir kahveyi severken daha seçerken e, doğru kriterlerde butik taze kahve ve birçok markanın kahvelerini alıp seçmekte fayda var. Yani hmm. bakmakta fayda yani, var. Yani deneyin diyoruz. İnsanın diyorsun. kendisini bulması lazım bir hmm. nevi. Tabii ki e, önerilerle hareket etmesi gerekiyor. Yani bazı markalar, bazı plantler artık bazı e, ana kriterlere hakim. Ama siz işte e, dünyaca kendini kanıtlamış markalarla yani şöyle bir bütünleştiğiniz zaman... Ee, orada da istediklerinizi bulabiliyorsunuz. Belki Guatemala çok keyifli gelecek. Hı -hı. Belki Kolombiya çok. Denemek keyifli gerekiyor. gerekiyor. Sen mesela kariboyla beni tanıştıran isimlerdensin. Hı -hı. Seviyorum ben kariboyu çok. Ama şimdi onların da bir sürü çeşitleri var vesaire. Kablentler var yöresel. Aynen. Şimdi şeyi merak ediyorum. Bir de dünyadaki trendler anlamında böyle büyük firmalar Hı -hı. E, belli Hı -hı. bir ülkeye girdikleri zaman Hı -hı. E, oranın tadına mı uyum sağlamalı. E, yoksa ben mesela bir tüketici olarak yani e, e, Nikaragua'da içtiğim kahveyle aynı kahveyi içiyor mu olmalıyım Türkiye'de? Ben bir kahve sever olarak e, ikinci söylediğim ha. tarafındayım. Evet. Ama ben de ya yani niye bana özel yapmayın ben, ben, sanki? Karibu Amerika'da içtiğim karibu kahvenin tadını Türkiye'de de İstanbul'da da işte Bodrum'da da Ankara'da, çünkü onu sevdiğim için değil mi? Onu sevdiğim onu için. O tadı için Evet. ama. Mesela bu tarz markaların genelde yaptığı şeylerden bir tanesi o da doğru geliyor bana. E, tatlar aynı olabilir. Amerika hamusu, espressosu vs. kabucinosu, lattesi ama özel reçeteler geliştirebilirler. Çünkü ülkeden ülkeye farklılıklar var. Mesela Orta Doğu daha sert işte diyor. kaynaklı olarak daha Hı -hı. sert tatlar. İşte Amerika kıtası daha yumuşak için Fritze kahve ağırlıklı Hı -hı. içiyorlar. E Tabii İtalyanlar, Avrupa genelde espresso, espresso. mistretto ve sert Aa, kahveler. Peki. Böyle body'si yüksek, after yüksek yüksek kahveler istiyorlar. Hani oralarda belki o kahvelerle yapılacak. Ekstra reçetelendirmeler, bir Fransa mesela sütlü kahve, kafe oleyler. Yani en ben de yani da. bu kadar Frankofon'un bir tek onlarına alışamadım <laughs> o kafe oleyi. Çünkü yani sütü sevmiyorum ben <laughs> ama sütlü çok güzel kahveler var. Bunun meraklısı da var, latteler falan. Değil mi Capucino? Sütlerle inanılmaz bir de sütlerin çeşitleri de hmm. Hayır, Sadece hayvansal değil. Badem sütünden yok. tutta soya sütüne kadar değil i̇nanılmaz mi? Bir sürü şey İnanılmaz çıkabiliyor. Evet. Ben de e, işin gereği de yapıyorum bu reçeteleri. Yapıyorsun doğru. Hem firmalarda hem noktalarda ve ben de yaparken böyle e, evet biraz kakule kat. İşte biraz badem sütü kat. Biraz onu kat. Bayağı biraz oynuyorsunuz bayağı bu reçetelerle oynuyor, değil oynuyor, mi? Bayağı oynuyor oynuyor. Bence çok, çok güzel, güzel bir şey. Hakikaten çok peki şimdi dedin ya demin şey Amerika'da şu tarz genelde sebiliyor bu burada bu Türkiye ne seviyor? Türkiye genelde şöyle bir baktığınızda. Türkiye aslında beni hala ben 20 seneleri devirdim ama hala e, anlayamadım. Türkiye bir Türk kahvesi ülkesi. Yüzde evet. %75 70 civarında bir Türk kahvesi içimi var e, kişi başı tüketime baktığımızda yani bu eşittirinde şu olması gerekiyor. Sert, yoğun, e, e, Kulağımlı kahvelerin gitmesi lazım ama genellikle kafe zincirlerine baktığımız zaman e, sütlü kahvelerin abi. Sütlü kahve. Yani ben düz mantıkla düşünsem bir ülkeyi analiz etsem herhalde espresso ya da americano burada. Hmm. Bu ülkede daha çok satılıyor. ezberini bozmuş Türkiye yani. E, evet o anlamda bozmuş. gençler olabilir mi acaba? E, değişen kuşak evet. gençler Sadece ve de. gelen zincirlerin ağırlıklı aromalı ve sütlü içecekler ağırlıklı. Mesela benim çocuklar da çok seviyor. Yani hani e bir de soğuk. Var, çaklık, moka diyor. i̇çinde e, e, e. kahve. Bir şeyler koyuyor. Kendi mı? kendine uğraşıyor. Mesela alıyor kahve karabu. Onun içine bir şey katıyor. Bilmem ne yapıyor. Buz koyuyor falan. Ne yapıyorsun diyorum ya. Bak bu böyle. Iş. Hayır diyor. Güzel şeyler yapıyor. Ya bence bu güzel bir şey ama. Birazdan klasik kaldı herhalde. Çok sok. Çok mu old kaldık? Yok kalmadık ya. Olur mu öyle old şey? Old. Hayır hayır olmadı. Olmaz. Peki şimdi kadın mı erkek mi daha <laughs> çok kahve seviyor? Aynen yani bu oral çok böyle bariz, var mı öyle, bariz, bariz öyle e, şey olduğunu düşünmüyorum ben <laughs> e, farklılık gösterdiğini zannetmiyorum yani <laughs> kadınlar da erkekler de e, kahve konusunda bence işte yakın gidiyordur ama yaş aralıkları burada değişken. Nedir yaş aralıkları? Benim bahsettiğim bence konu orada değişken bir <laughs> <laughs> kazandırıyor. Yani benim de gördüğüm böyle 12 yaşlara kadar güçlü. 12-13 yaşlardan işte 25 yaşına kadar daha böyle sütlü, çikolatalı, aromalı, aromalı içecekler. Evet, ice evet, karamel latteler, evet, white chocolate mokalar vesaireler evet, evet vesaireler. Evet. E tabii bir de sosyalleşme var. Biz tabii. Osmanlı'ya gittiğimizdeki mahalle kahvehanelerindeki işte tabii. devletin korktuğu kısım. Evet. Yani insanların bir araya gelip sosyalleşmesi. O da var. Mı? Şimdi Sohbet o dönemde edilmesi. orada kahvehane ki olmuyordu. Bugün flörtleşmeler de var. Ne güzel. E tabii o dönemde halemlik, selamlık. Orada olmadı. o dönemde <laughs> öyleydi ama sonrasında o var. Sonrasında pastaneler olmuş tabii. E tabii pastane dönemi 80'ler, 90'lar pastanelerdi. Pastaneler değil, değil mi? E, şimdi? Ama sonrası evet. Şimdi de kahve bence be o kahve gerçekten hadi gel bir kahve içelim gençlerin arasında da çok ciddi bir sosyalleşme. Kesin 25 yaşına kadarki o kısım o ciddiyi kapsıyor. Yani o kahve Hı -hı. noktalarını kapsıyor. Ondan sonra birazcık daha iş işte böyle daha klasiğe doğru gidiyor. Benim gördüğüm tüm. Yani americano, espresso daha az ama latte ve cappuccino. Hı -hı. Bu sınırda kalıyor. Hı -hı. Genelde de baktığım zaman 40-45 yaş ve üzeri ki bu düşmeye başladı. Bence düşmesi gerekiyor. Hı -hı. Ee, Türk kahvesiyle alakalı bir eğilime sahip ama Türk kahvesi artık sadece bir kahve çeşidi olmadığını vurguladığımız için ve artık çok açık bir şekilde önümüzde olduğu için biz Guatemala'dan da, Etiyopya'dan da, Kolombiya'dan da Türk kahvesi içebiliyoruz. Ha, şimdi burayı bir aç açalım. O zaman açalım. da yaşaralı düşmeye başlıyor. Ne demek bu ya? Türk kahvesi bir kahve çeşidi değil. Bir kahve çeşidi değildir. Aynı Aynı espresso'da olduğu gibi. Yani da bir kahve çeşidi değil, bir yapım yöntemi, bir demleme yöntemi ve önünüze gelen içeceğin adı. Şimdi Türk kahvesinin durumu ayrı. Türk kahvesini biz hep e, böyle Markaların tatlarını eğer Türk kahvesi zannedersek markaları alıp, sevip, içebiliriz. Ama Türk kahvesi zannettiğimizde burada yanılırız. Türk kahvesi bir pişirme yönteminin adı ve önünüze gelen o fincandaki içeceğin adı. Dolayısıyla herhangi bir kahve türüyle kahve Türk kahvesi yapılabilir Sadece yani. Sadece o Türk kahvesi oranında bir kavurma profili belirlenmesi lazım. Ve e, en önemli ama kriterde de incelik. Dünyanın en ince ötülen kahvesi ve onu un pudra şekeri kıvamını öğütmemiz lazım ve pişirme kriterlerini bulabiliriz o zaman. Peki Her cezve, cezve de önemli. Cezve çok önemli. Değil mi? Yani tamam şimdi makineler falan filan var makineler ama onu olur. geç bir tarafa. Çünkü makineler şöyle çok önemli. E, i̇leriye doğru gitmesi, Avrupa'ya yayılımı Türk kahvesinin dünya üzerindeki yürüyüşü bakımından. Makine makineler çok önemli. inanılmaz evet, önemli. Evet, şirketlere girdi, evlere girdi Kesinlikle. değil mi? Evet, aynen. Kesinlikle. Ama şimdi gelelim biraz tradisyona. Şimdi biz olduğumuz zaman hiç cezve. Evet, değil. cezve. O cezve yani yani ben öyle çok meraklısı değilim. Tabii ki severim ama hani ben bunu tercih ediyorum. E, ama yapar mıyım yaparım. Köpüklü yapar mıyım yaparım. E, biliriz. Bilmeyen ha, yoktur evet, Türkiye'de. Evet. Ama e, nedir mesela bakır cezve mi? Aa, bir de çok ağır cezveler falan da var. Yani onların bir anlamı var mı yoksa şaşa mı sadece? Dayı yok şaşa değil. Anladın Evet. Biz, de biz her şeyi biliyoruz ama bilmiyoruz. İşte bak gördüm, bilmiyorum. yok Seninle alakalı evet, değil peki. ama. <laughs> ama e, genelde biz mesela kaynatıyoruz Türk kahvesini. Hayır kaynatmamamız lazım, acılaştırıyoruz. İşte ölçeksiz kullanıyoruz göz kararıyla. Evet. E, göz kararıyla deniliyor Nasıl yapılır? Zaman. Söyle. Hadi. E, en basit şekliyle bire onluk bir e, oran belirleriz biz. Yani kullandığımız fincan 70 mililitre civarında standart hmm. olduğunu varsaysak 7-8 gramlık bir kahve kullanmalısınız. Peki. Tartacağız. Bu tamam. en önemli kısım. E ee, çekirdekse taze öğüteceğiz. çok incecik öğüteceğiz. Tabii ki. Bunun evet. şekeri ve un kıvamını en iyice öğütüp cezvemizin içerisine atacağız. Suyumuzu atacağız. Şeker istiyorsak atabiliriz. Yani o önce aşamada... suyu kaynatmayacağız. Hayır hayır. Su oda sıcak. Bunu da yapanlar sıcak. var çünkü biliyorsunuz. Oda evet. sıcaklığında içme suyu bucak bir Türkiye'de izması bu suyu kullanmamamızda fayda evet. var. Evet. orada karıştıracağız ve ocağın üzerine cezveyi koyacağız. Bir buçuk 2 dakika işte karıştırma yok. Hmm. Düm, en bu hata oldu? Duracağız ve bekleyeceğiz. İlk kabarma, kabarma geldiği zaman cezveyi hemen çekeceğiz. Kaynatmayacağız. İkinci en büyük hata da bu. Hmm. Böyle yaptığımız zaman gerçekten köpüklü. Çok farklı böyle, bir kahve olabiliyor. Hani çok güzel hukukalı kahve olabiliyor. Gelelim o kıymetli şaşa değil dediğin cezveye. Nedir Cezvelerde olmak? şu var. Bakır cezve kullanmak doğru olan. E, bakırın da kendi içinde tabii e, kaliteleri ve dereceleri var. İyi kalite, dövme, böyle yaklaşık 2 milimlik, 3 milim kalınlığındaki bakırlar, içi de bin ayar gümüşse, bizim kullandıklarımız onlar ne genelde. Ne diyorsun? Tövüş, bin zaman... ayar gümüş. Bin ben alayım, gümüş. çıkayım buradan, getirdim en ondan. En iyi iletken. Getirdim, içerdim. <laughs> <laughs> Ay inanamıyorum. Yani şimdi... Kaç para bunlar? Fena değil. Ama Fena değil yani deyiyor. inanılmaz. Deyiyor. Yani bir de yiyordur ama. O keyfe ama. değiyor. Yani. yani hakikaten... Çünkü bunu bir kere veriyordunuz. Bir de ömür boyu da garantili. Ya bu çok Böyle merak ettim. Çok rahat kullanıyorsunuz. Mesela kaç para'dan başlıyor? Öyle söyle. iki kişilik bir cezve 2500-3000 TL aralığından başlıyor. Başlıyor. 3000-4000 ama. O ayar gümüşün de dışında olduğu cezveler var. Onlar 3000 dolar, 4000 bin dolar. Ne Söyle, diyorsun? Bayağı, evet, ha, şey gibi gerçek. Sanat Ama o şaşa işte. Evet sanat o şaşa. Yani evde olsa herhalde bir camda saklanır. Yani saklanıyor. o cezvede yapınca ne fark ediyor? Şöyle fark ediyor. Çünkü bakır ve içinde gümüşün kullanılması ısı hı. iletkenliği bakımından en yüksek maden bakır ve gümüş. Hı hı. Yani gümüş sonra bakır. Hı. Şimdi biz ısıyı böyle cezveyi düşünürsek tabandan aldığımız zaman yukarıya doğru eşit aktarmamız lazım. Hı. Yoksa kahve alt tarafla yana, üst tarafın ısısı doğru olmaz Hı -hı. ve kahvemiz yanık tatlarına ve gerçekten kötü çıkar. Cezve bu anlamda sarması lazım ısıyı. Bakır da göğüşte çok büyük avantaj getiriyor zaten. Kunda kahveyi közde kahvenin mantığı da bu. Anlamı bu ya. Tabii Şimdi yani oldu. O, ha? Bir etkisi yok. Kum buradan böyle bir aroma kalkmıyor buna. Kum, ha, kum cezveyi iyi sardığı için şöyle bütün her tarafında eşit sıcaklık oluyor ve kahve üstten alttan üstte her şekilde o konveksiyonel reaksiyon dediğimiz evet. e, o kabarma hareketiyle e, pişirme işlemini gerçekleştiriyor. Bir de böyle padişahlara servis varmış değil mi? Padişahlara servis. Padişahlara neler yok ki zaten de kahve servisi de özelmiş galiba. Kahve servisi özel. Şimdi biz onu dünyanın ilk kahvehanesinin açıldığı yerde <laughs> e, uygulatılıyor haftanın dört ya da beş günü oluyor kahveci bir başını... gün oraya da götür beni beraber gidelim. Yok, gidelim. Ne güzel olur ya. Hem bir orada çekim saat yapalım. Saat kaçta 15 kaçta? Çünkü 1550 dünyanın ilk 55... kahvehanesinin açılması. ne hoş. Nasıl bir seremoni peki? Şimdi şöyle kahveci başının organize ettiği, yönettiği hmm. e, ve dört kişiyle de toplamda olan beş kişi tabii onunla beraber olan bir sunum. Burada padişah sunuluyor. Yani işte buhurdandan çıkan kokular, e, keza e, e, gül e, e suyunun daha olması ve arkasından kahveyi tutan, fincalı tutan gibi böyle birkaç kişiyle sunan Herkesin... bir... Aa, abi beni e, lütfen süreç. götür gidelim orayı Oraya çekimini gidelim. yapalım. Gerçekten. Çok güzel olur gerçekten. Peki tabii ben aldım sazı soruyorum. Haremde de, de bu arada ne? benzeri sunum yapılıyordu. O Harem, da kahve kalfası deniyordu o. E, harem de farklı değil mi? Yani orada fincanlar bile farklıymış zaten. Fincanlar da farklı. Orada da kahve ocakları var ama haremin bence ilgi çekici noktalarından bir tanesi Neyi? değil Kahve falına hiç değinmedin. Aa doğru. Kahve haremden Haremden değil mi? İnsanları Fal. söylemek deyip söyleyemedikleri Deri şeyleri. söylemek. Falda görmek. Vay, ne yapsın kadınlar zavallılar. Şey. <laughs> peki şimdi bu kadar kahveyi anlatıp arkasından filtre kahve filtre kahve içmemiz ama onu bitirmek <laughs> istiyorum çünkü ben şunu <laughs> ben da soracağım şunu merak var. ediyorum ee, ben iyi bir filtre kahve içmek için ee, hangi tarz kahveye yönelmeliyim mesela <laughs> bunun bir şeyi var mı ya da filtre kahve yapmanın bir Tiyosu var. Şimdi tiyosu var. Filtre kahve Filtre kahve artık yöntemler çok değişti. Hmm. Art, o eski filtre kahve makinaları, cam potlu makineler devam. Ama artık kişiselleştirilmiş yöntemler var. İşte v gibi, Chemex gibi. Bizim hmm. Pro dediğimiz sadece French Press olmayan yöntemler. Daha kişisel yöntem. Hmm. Bugün de davetlilere ben hmm. Karibu'nun e, filtre kahvesini e, V-Stick'si ve Birazcık da görsel şölen olarak kahve sifonuyla diyeyim. Sifon e, böyle alttan aldığı suyu üstte kahveyle birleştirip demleyip alttaki ısıyı çektikten sonra aşağı inişi ve bir sifon mantığında çalışması mantığı hmm. e, dolayısıyla Japonların sifon gibi bir yönteme dönüşmesi. Dolayısıyla gerçekten e, incelemek, araştırmak gerekiyor. Selleştirebiliyorsunuz işte. Çok önemli bir şey bu. gerçekten. Yani aynı kahve, aynı paketten, aynı ölçülmeyle sadece gramaj yapıları ve sizin dökme hızınızı değiştirerek iki farklı fincan çıkartabiliyorsunuz. Bayağı bir şey yani bayağı bir iş aslında baktığınız zaman. Değil mi? Değil mi? Bence keyfi de arttıran. Keyfi de arttıran bir şey. Bir de eskiden şöyle bir bence yanlış olan bir inanış vardı. Kahve zararlıdır deniliyordu. E, fazla kahve içme vesaire herhalde içindeki şeyden dolayı. Bunun da asla astarı yok değil mi? De ne vardı? Arap olursun vardı. Arap olursun. Yok, tabii tabii Türk kahvesi Arap olur. Ay bilmiyorum bunu gerçekten mi? Kurtlara deniyor. Çok böyle <laughs> Arap bacının genelde <laughs> keyfi gelen bilmiyorum. bölümün olduğu ya, evet. dönemlerden kalma herhalde evet. olsa gerek. E, ya kahvenin tabii ki zararları ve yararları şöyle göz önüne yararları ya e, antioksidan olması işte bağırsak sistemini sindirim sistemini düzenlemesi e, algıları birazcık daha kafeinden dolayı açması e, açması bunlar hep artıracak. Ama yani. tabii ama, şekersiz içerseniz. E, Onda şeker, söylemekte fayda var. Burada evet. tabii ki hayatımız içerisinde bence çıkarılması gereken bir şey. <gülüyor> e, <gülüyor> ama genel olarak baktığımızda her şeyin çoğu zarar. Yani fil dostları geçerseniz yarar olan bir şey zarara dönebilir. Onun için kendi intoleransınıza göre bir sınırda kalmanızda fayda var. Peki son soru Amerikanı Onun bir tüyosu var mı? Amerikano yaparken e, en önemli bence ve yapılan hata e, kahvenin üzerine sıcak su dökülmesiyle yapılıyor. Hayır sıcak suyun içine espressonun dahil olmasıyla hmm. Amerikano. Çünkü Amerikano espresso bazlı olanlar. bir kahve değil mi? Tabii, Doğru yani Amerikano şöyle hmm. bir fincanda baktığımızda yaklaşık bir 3'te 2 evet. sıcak su evet. 3'te biri double espresso so, diye evet. bir tarifim var genel olarak. Hmm. Ama insanlar bakıyorum ki genelde böyle kahveyi çekip üzerine sıcak, sıcak su akıyorlar. So. O zaman yakıyor ve kahve acılı şu yanı tatlar gibi. Önce sıcak suyu tamam. koyun. Önce sıcak su, içine espresso. Ve iyi su. E i̇çine suyundan başka içki kahvede veya çayda da kullanamayız. Çayda da tabii. Soğuk su derler bir de o doğru mu? Soğuk suyun bir e, 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 eksi bir tarafı yok. Ama oda sıcaklığında suyun e, dakikasal olarak bakıldığında daha doğru olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bu Türk kahvesi için konuşuyoruz. Diğer türlü bizim deneyeceğimiz kahvelerde, kahvelerde 94-95 dereceyi Derece. geçmemek lazım. Ben tabii daha çok sorarım ama şimdi bizi e, misafirlerimiz bekliyorlar. Cenk orada bir show yapacak bize. Göreceğiz ne Mesela olduğunu. Tabii. Tabii. Kahve içeceğiz, kahve bahane yiyeceğiz, sohbet edeceğiz e, ve önümüzdeki ay yepyeni bir mekanda tekrar yine e, misafirlerimizle yeni bir kahve sohbetinde. Bu sefer belki aşk konuşuruz, biraz haremi konuşuruz, evet. belki o şeye gideriz, padişah sunumuna gideriz, yani boş evet. olabilir. Başka ya, ne yaparız? 10 yıl marşının kahvehanelerde küllükte nasıl yazıldığını küllük kahvehanesinde onu anlatırız. Ay ne kadar Biraz ilginç olur. Yani. Biraz saklayalım. Tamam peki. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Karibu Kafi sundu.